Kızı zaten genişliği dolduğunda 6 aylıktı. Ön tarafa çadırlar kuruluyor tamam, belediyenin getirdiler. O çocuk orada, havalar da sıcak ya, çeşmeden oynuyor. Çocuk bir anda elini yukarı böyle kaldırdı. Baba baba diyor. Anne bak baba geldi. Anne bak baba diyor. Anne bak baba. Allah Allah. Babasıyla görüşüyordu ya. Ola bu çocuk babayı görmedi. Babayı bilmez. Daha baba kelimesini kullanmamış hiç. Baba yok ki ortada. 6 aylıkken şehit. E bu çocuğu dillendiren kim? Baba dedirttiren kim? Benim bu bakkal dükkanında ben alkol de satıyordum. Ben kendim de içiyordum. Oğlum şehit olduktan sonra Allah'a dedim ki Allah'ım sen beni madem layık gördün şehit babası olarak. Ben dedim bu berbat hayattan beni kurtar. Bir şehit babası gibi yaşamak istiyorum. Yine o odada yatıyorum. Gece uykuyla uyanık arasında. Geldiler beyaz insanlar. Yeğilmişler. Bu ne soktura bir şey. Ne yapıyorsunuz dedim ya. Ama acı yok. Kan akıyor böyle. Pas 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 kan akıyor. Allah'ım diyorum ben yani tamam diyorum gittim. Yani kan bitiyor bende. Tekrar aynı yerden gelip bir kan verdiler. Akşam oldu. Hiç alkol aklıma gelmiyor. O zehir kanı aldılar. O temiz kanı verdiler. İsmim Tahir. Soy ismim Mert. Kırkanatay Topbazlı köyünde ikamet ediyorum. Şehit babasıyım. Burada şu anda küçük bir bakkalım var. Bakkal çalıştırıyorum. Geçimimi sağlıyoruz işte. Allah bin bereket versin. Zaten kendi izine geldiğinde biz burayı açmıştık. Baba bir isim verelim buraya dedi. Ver sen ver dedim. Hani dedi vatan market olsun. Ben de uygun gördüm. Baba dedi burada bir de bayrak lazım şimdi dedi. Olur dedik. Bayrak da bir tane bulduk, getirdik, aldık. Güzel gendeliğinden bağladı bayrağı. Astık bayrağımıza dalgalanıyor tabii. Vatan markete yakışır bir şey olsun dedi baba dedi. İpiği kaldı yani bayrak. İzine geldi, gitti. En son işte çocuğunu doğumundan sonra geldi bir daha 6 ay sonra. Neyse baba dedi bayrak eskimiş. Bu bayrağı bir değiştirelim ya. Olur dedim değiştirek. Güzel gende çıktı eliyle bağladı bayrağı. Cuma günü. Aşağı mahalleden iki tane çocuk. Tahir amca dedi senin bayrağın burada da seyircin dedi kenarına düşmüş. Bak dedi bu bayrak senin. Ya o bayrak benim değil dedim. Benim bayrağım nasıl düşer? Yel yok, rüzgar yok. Çocuklar dedim yanlış anlamayın, görmeyin ha. Yok Tahir amca senin bayrak düşük dedi. Allahu Ekber dedim ya. Ya bu bayrak nasıl düşer? Çıktı hakikaten direkteki bayrak sanki biri çözmüş. 10 metre atmışlar o duvarın dibine. Bu bayrak cuma günü şöyle sabah yani 10-11 sela okundu ya. 11'de 11.30'da sela okundu değil mi? Bu çocuklar iki tane çocuk o zaman 9-10 yaşında. Cuma'ya gidiyor. Babası da hacı onların. Ve buradan bayrağı aldılar. Dediler senin bayrağın düşük. Ya oğlum rüzgar yok, şey yok. Bu yok dedim ya bu bayrak hakikaten bazı. Bayrak orada yok. Sanki sabah oldu işte. Cuma'mızı kıldık geldik. Tekrar bakkal dükkanımızı açtık. Ama bazı insanlar geliyor bize tuhaf tuhaf sorular soruyor. Ki bunlar şehit olduğunun İrfan'ın haberdar olmuşlar. Ama biz bilmiyoruz. Allah'ım dedim ya Rabbi bu bayrağın hikmeti de mi bu? Yani o bayrağın orada düşmesi, kendine bağlaması o bayrağı oraya. O bayrağın oraya düşmesi gerçekten de yani bu da bir mucize. Cuma namazına bayrak düşüyor ve sanki biri çözmüş bir bayrağı oraya koymuş. Ve sabahı, cumartesi günü sabahı saat 7-7.30'da biz şehadet haberini duyduk. Yani bunlar hepsi bir tesadüf değil. Bunlar bir mucize. Yani o bayrağın kendi orada bağlı olması, o bayrağın rüzgar yok, bir tane yok. Nasıl çözülmüş sanki biri almış oraya koymuş. Bayrak böyle küsmüş. Kızını gördü gitti. Gelecek artık izine. İzini bitti. Dedim rapor var birkaç gün daha kaldı. Yok baba dedi bana kulak bir geçer. Ben dedi alamam raporu. Benim gitmem lazım beni çağırıyorlar dedi. Yüksek Ova'nın dedi temizlenmesi lazım. Sabah oldu işte gittik kendine arabasına. Annesi, hanımı, benim oğlan Mesut beraber bunlar Adana'ya yolcu edecekler.
Uçağa binecek, orada Van'a inecek. Van'da uygulama olduğu zaman Hakkari Yüksek Ova'ya geçecek oradan. Helallaştık sabahleyin. Araba şöyle şuraya evin arka tarafında 50-60-70 metre kadar gitti, araba durdu. Bana doğru koşarak geri geldi. Hayır mı, bir şey mi unuttun? Oğlum dedim, unuttuğumuz bir şey yok baba dedi. Unuttuğumuz bir konu yok dedi. Yalnız sana söyleyeceğim bir konu var. Hayırdır dedim. Dedi ben annemin dedi, hanımımın ve kardeşim yanında bunu söyleyemedim. Biz dedi, gitmek var, geri dönmemek var. Dönmeyebilirim belki dedi. Hakkını halal et babalık hakkını dedi. Yahu ne söyleyeyim? Ya ben söylemiyorum baba, bir söyleten var bunu dedi. Bana da biri söyletiyor baba dedi. Ya ne diyorsun sen dedim oğlum ya Allah aşkına. Baba söyleten var, bir söyleten var bunu dedi. Ben kendimden söylemiyorum, hakkını halal et bana. Yalnız dedi, buraya gelenler mükamirler olur, vali olur, mülki amirlerinden gelenler olur. Onlara dedi, tek söyleyeceğim bir kelime var. Şunu söyle dedi, vatan sağ olsun dedi. Hani şimdi sen dedi kızarsın, işte şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Baba dedi, bunu söyle sadece. Ve gittiler. İşte ondan sonra kardeşi var Van'da. Orada faaliyet yokmuş, orada birkaç gün kaldı. Ondan sonra gitti görev yerlerine. Ne bileyim, ondan sonra işte görev anı, iyiyim, hep iyiyim diyor. Sonra Diyarbakır'a gittiler. Burada hakkınızı helal edin demiş kardeşine. Ben burada meskun mahal yerlerinde tercümem yok ama dağda demiş tercümem var. Orada büyük başarılar elde ettiler. Orada şehadet nasip olmadı. Kendini en korktuğu yerlerde şehadet nasip olmadı. Biz burayı temizledik. Kunkutepe'yi, oraya temizliğe gidin diye iki timi gönderdiler. Ve kendi de 4,5 yıllık olduğu için tim komutanı da raporlu, kendi de tim komutanı işte. Orada sıcak çatışmaya girdiler. Abi bunları bir 20-25 kilometre beriye indirmişti Ali Kuptar'da. Ondan sonra yayın gidiyorlar. Zaten onun Kırşehir'den bir asker arkadaşı vardı yine. Sonradan anlatıyor tabii olayları. Tahir amca dedi, biz inanır mısın? Sabah ezan okundu, abdestimizi aldık ikimiz de dedi ve namazımızı kıldık. Kunkutepe'ye de çok yaklaştık dedi, helallaştık dedi. Ve biraz daha gittikten sonra güdümlü füzeyle vurduk denen yerde dedi, yüzlerce PKK'lı üzerimize ateş açtı. Niye uğradığımızı şaşırdık. Orada çatışmada tabii kendi top atarı da kullandığı için mağaraların ağzını kapatayım diye o vadiye sızmaya çalıştı. Vadiye sızınca bu orada top atar memlilerle mağaralara falan sıkarken kendi keskin nişancılık silahı da vardı. Bunlar da orada işte mermiyi bitirmiş. Arkadaşlarına bağırırmış. Bana mermi atın, bakın benim çocuğum var. Ben demiş bak burada yalnız kaldım. Kendinin şehadetinde gelen arkadaşları anlatıyor. Karşıda dediler bir kadın çıktı. Ve keskin nişancı, İrfan komutanı nişan aldı. Bizim dedi, mevzimizin dışında kadın. Ben dedim ki, siz neden dedim çocuğun mermisi bitti, mermi ulaştıramadınız? Dedi ki, Tahir amca biz eğer ki mevziden çıksak, şu parmağımızı kaldırsak, bu parmağımıza dedi mermi değerdi. Bu kadar üzerimize mermi geliyor. Ama dedi, biz İrfan komutanın o aşağı zikzak çizerek dedi inmesini, halen daha biz anlamadık dedi. Bizim parmağımıza kurşun değer dedi. Kaldırsak mevzuden İrfan komutana bir tane dedi kurşun değmedi. O vadiye inene kadar dedi. Biz bunu anlamadık. Ve o kadın nişan aldı dedi. Biz tamam İrfan'ın işi bitti dedik dedi. Tek bir sıkmış kadın. Karşıdan görüyoruz gene diyor. Ama bizim mevzimizin nişan. Böyle anlattı onlar da. Şehadeti bu. O keskin nişancı mı vuruyor? Evet keskin nişancı vuruyor. Neresinden? Şuradan bismillah unuttu. Kendini arka tarafı, kendini görmüyormuş zaten. Kendi görmüyor, arkadan sızmış o. Abi kendini böyle bakıyorsa kendini şuradan girdi kurşun, şuradan çıktı. Tek bir tane. Orada zaten direkt şeydi. Zaten 5-6 saat sonra naaşını alabildiler. Çatışmadan dolayı. Tabii tabii. İşte imanlı bir çocuktu. Kur'an okuyan, çok
dindar bir çocuktu. Kendi asker olmak istedi. Yani TEDAŞ'tan ayrıldı. 4 yıl TEDAŞ'ta çalıştık da bugün ben asker olacağım demesi. Bu da bir yani bir mucize. Diyor ya işte Allah-u Teala ruhlar aleminden ana rahmine gelen bir kader var. Onu yazarım ben. O kaderi çizerim. Ondan kimse çıkamaz. Onun ne yapacak? Onun şehadeti var orada. Vali de olsa gidecek oraya yani. Hani o vali de olsa şurada gel sana ataya vali yapalım dese yine bu valiliği yapmaz. Niye? Çünkü orada şehadeti var onun. O TEDAŞ'tan ayrılıp asker olma olayıyla anlatabilir misin hocam? Asker olma TEDAŞ'tan ayrılması şöyle yani. Akat belgesini aldırdık Ankara Gölbaşı'nda. Biz Ankara Gölbaşı'nda 2 ay bunu kursa gönderdik. Burada Akır'daki inemizi, danamızı sattık ve verdik. Başka babadan, dededen bize tarla takımı yok yani. Kendi elimizle, mallarımızla okuttuğumuz çocuğumuz. Şimdi bunu gönderdik tabi. Tabi 2 ay girdikten sonra biz TEDAŞ'a girdi. Çalışıyor, çok güzel. İşinden iyi, memnun musun? İyiyim, memnunum baba, çok şükür. İşim rahat. İyi, memnunsun, sıkıntı yok. Bu 4 yıl sonra ben dedi İskenderun'da kalacağım. Bir hafta dedi şurada arkadaşlarımın yanında kalacağım orada. Ben de dedim o zaman benim dedim şu kulyonun konsolu biraz sıkıntılı. Oradan bir çıkmak konsolu İskenderun'da bulunuyormuş. Al da gel dedi. Tamam baba dedi. İşte biraz da sonra geldi. Ne yaptın oğlum? Nasıl ettin dedim. Konsolu alabildin dedi. Yok baba alamadım ben konsolu. Ya sen bulamadım dedim. Yok baba dedi. Ben dedi Ankara'daydım. Neden dedim Ankara'ya gittin? Hayırdır bir işim vardı. Dedi yok baba ben sınavlara gittim. Uzmanlık sınavlarına. La havle ve la kuvvete. Yahu senin uzmanlık sınavlarına gittin de dedim bu kadar masraf bittik. TEDAŞ'a girdirdik seni şey yaptın maaşın da iyi. Hayır mı? Niye için böyle yaptın sen? Baba dedi ben sevmedim bu işi ya. Bu işte basit işler. Ben dedi dağda gidip gezmem lazım. Her şehit gelişinde benim yüreklerim yanıyor. Benim dedi bu devlete karşı gelen insanlarla çarpışman lazım, boğuşman lazım bunlarla. Ben bu kolay iş dedi, basit bir şey. Ben sevmiyorum basit, kolayı sevmiyorum. Ben zorluklara mücadele etmeyi seviyorum. İyi dedim, hayırlısı olsun. Bunda da belki bir hayır var oğlum, ne yapalım vardı. Yapacak bir şey var mı? Yoktur. Yapacak bir şey yok. 15 gün geldi buraya. 15 gün sonra bir mesaj gelmiş kendine. Baba dedi ben gidiyorum. Hayırdır dedim. Isparta'ya çağırdılar beni. Dağ kumandası olarak. Ben gidiyorum baba. Yahu bekle belki denizcilik, havacılık gelir dedim. Baba onlar basit işler dedi. Ben dedi bu görevi zaten istiyordum gelmesin dedi. Hemen ben hazırlanıp gidiyorum. Ve hazırlandı. 15 gün sonra Isparta'ya gitti. Eğitimini yaptı. Orada yapacağımız bir şey yok. Akkari Yüksek Baba'ya geldi. Tayinim çıktı baba dedi. Hayırlısı olsun dedi. Nasip de varsa önüne kimse geçemiyor. Onun şehadeti gerçekten de mucizelerle dolu. Benim bu bakkal dükkanında ben alkol da satıyorum. Şarap var, bira var, viski var. Var mı? Hepsi var. Ben kendim de içiyordum. Her gün hem de. Öyle bir berbat hayatımız vardı işte. Reşit olduktan sonra oğlum. Ama ben Allah'a dedim ki Allah'ım ya Rabbi sen beni madem ki layık gördün şehit babası olarak ben dedim bu berbat hayattan beni kurtar. Hani ben kurtulmak istiyorum. Bir şehit babası gibi yaşamak istiyorum. Ben dedim böyle bir pis hayatı artık dedim benden feragat et yani beni kurtar. Allah'ım dedim yani ben artık istemiyorum. Bunu çok dua ettim. Ama fazla süre geçmedi. 20, 25, belki o 20 hatırlamıyorum. Yine o odada yatıyorum. Çek yatım var biliyorsun değil mi? Böyle koymuşum. Yalnız 3'te gece ekmek arabası gelir. Ekmeği düzeriz, alırız, parasını veririm, gönderirim, gider. Ekmeği aldım, parasını verdim ekmekçinin, geldim. Daha erken, daha 5 saat, 4 saat var sabaha. Yere böyle koydum, yatıyor. Uykuyla uyanık arasında. Lambalar sönük. Bakış bu bir şekilde böyle bu bedenime bir eldeydi. Ben galiba dedim kapıyı açık bıraktım sabah oldu ekmeğe gelen oldu. Döndüm. O ara kapı var ya oradan ama ışıklar sönük karanlık açık. Oradan bir karaltı çıktı ben kapıyı açtım o dış ön camdan da bir karaltı. Bu şeye, bahçeye doğru karaltı gölge gitti. Gitti. Allah'ım dedim ya bu kim ya? Ne cam dinliyor ne bir şey adam. Bu gölge çıktı gitti ya.
O kadar güzel bir dokunuş, o kadar bir güzel bir kalktım. Allah'ım dedim, bu ne ya? Bu kimdi? Neciydi bu? O kadar mı güzel dokunursun ya? Allah Allah. Kalktım, kendi kendime dedim, bu kim olabilir? Kimdir bu güzel dokunan? O dolaplar var ya, dolap, siyah dolap orada, viski de var. Yarısını içeyim, yarısını. Onu lavaboya döktüm. Lavaboya döktüm, sabah ezanı okundu. Ne yapayım dedim, kendi kendime böyle bir şeydeyim. Ne yapayım? Ya süre de bilmiyorum. Bir elhamdülillah bir kevse süresi var. Ya dedim, al şu abdestin şu namazını da bu adam geldi seni. Dokandı bu adam, Allah'ın bir iyi kulu. Ya bir şeydir, kimdir bu? Dokandı sana. Kurtar kendini şu işten. İki süreyle namaz kıldın, sabah namazı, abdestimi aldın. Ağzımı, yüzümü yıkadın. Öğlen oldu, kılayım mı, kılmayayım mı? Şöyle olayım mı, olmayayım mı? Devletsi gün oldu. Allah Allah, yine rüyalar. Neredesin? Mekke'yi gör. Kabe'yi gördün. 100 kişi gidiyor, doğuya doğru. Aha, ortadaki Peygamber Efendim diyor. Aha, giden Peygamber Efendim. Doğuya doğru bir yol gidiyor. Ben gökyüzündeyim. Görüyorum, Kabe'yi görüyorum. Kabe'yi görmemişim. Kabe'nin içini görüyorum. Sabah oldu. Allah rahmet etsin, benim amcamın kızı şurada oturuyor. Ben dedim ki, amcamın kızı, hacca gidiyorum, ben Kabe'yi gördüm. Peygamber Efendim gördüm, ben dedim kayıt yaptıracağım hacca. Ya dedi, sen amur, ne diyorsun, şaka etmeyeyim der misin? Yok dedim abla, hacca kayıt yaptırmayayım, hacca gideceğim. Ben Kabe'yi gördüm bugün dedim, Peygamber'imi gördüm. Kazanan başladı ağlamaya. Allah rahmet etsin. Mesela dedim ki, Mesut dedim, bak oğlum burada ne kadar bira, ne kadar şarap, ne kadar getireceksin burada, bir şey yapma. Evin etrafında boş şişe bile kalmasın. Onu dedim götür, Berke büfeye ver. Parasını dedim bana getirme, sen al dedim parasını. Boş kasaları da dedim ver, devret hepsini. Burada ben gelene bir şey kalmasın. Kesinlikle dedim. Kendimi kurtaramıyorum, yine canım istiyor. Allah'ım dedim kurtar ya. Aradan iki gün geçin, yatıyorum. Geldiler, beyaz insanlar, giyinmişler. Buraya soktular bir şey. Şuraya. Ne yapıyorsunuz dedim ya. Ama acı yok. Kan akıyor böyle. Pas 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 kan akıyor. Allah'ım diyorum ben yani tamam diyorum gittim. Yani kan bitiyor bende. Ya ne yapıyorsunuz? Tekrar bize bir kan verdiler. Tekrar aynı yerden geri bir kan verdiler. Sabah oldu. Bakayım etrafıma. Radyo'yu ben bu. Allah Allah. Yara var mı? Yok. Buraya kan aldılar. Kalktım ben yatak. Ulan sabah oldu. İnanamıyorum ben. Allah'ım diyeyim. Buraya soktular. Bunu yenilerin. Nasıl? Akşam oldu. Hiç alkol aklıma gelmiyor. O zehir kanı aldılar. O temiz kanı verdiler. O ne? Abdestini aldın. Kanı verdiler ya. O kandan sonra abdesti aldım. Namaza bir başlarım. Bitti yani. Beş vakit namazın hepsini vaktinde. Saniyesini için dükkanı kapatırım. İstersen milyonlar kazanırsın. Devletsin oldu kendimi yokluyorum. Çünkü akşam olduğumda kaşıntı yapıyor. Böyle vücut. Alkol istiyordu. Allah Allah. Kaşıntı yok. Uyku. Uyku da dört dörtlük. Gecenin birinde ikinden denedim çok. Olmadı. İkide kalk demiştim. Uyuyayım de. Uyumuyorum. Uyuyamıyorum. Alkol kan istiyor. Karın çalanıyor. 40 yıllık içiciyim ya. 40 yıl. Tembelli gece gündüz. Alkol alamıyorum. Bunlar hep mucizeler. Yani arkadaşlara diyoruz ki ben hacca gideceğim. Ben hacca gideceğim. Herkes tabii arkadan psikosta başlıyor. Ya bu Allah yardım etsin. Çocuğu kaybetti ya. Daha dün yazılık bu hacca gideceğim diyor adam. Ciddi ciddi konuşup duruyor bu ya demişler. Ulan ben emekli olduğum iş yerine gittim dedim. Abi ne yapıyorsun? Tayyip Allah iyilik kusurluk. Mehmet abi dedim. Ya ben hacca gideceğim dedim. O pide senden 7-8 sene beraber çalıştık. Helalleşmeye geldim. Ulan ne zaman yazıldın dedi. Yine de Trabzon'da. 4 ay 5 ay oldu abi dedim ya. Ulan dedik bu kapı iyiymiş. Ulan ne diyorsun sen dedi. Ulan ben yazının 9 senede çıktı dedi ya. Sen nasıl gidiyorsun hacı dedi. Valla ben gidiyorum abi dedim. Halalleşecek gel senden. Ya hep içimden gideceğim geliyor. Yani böyle ben oradayım. Ben kime görsem ben hacı gideyim diyorum. Ya yazıldım diyorum. İnsanlar alardım çocuğunu kaybetti. Kolay değil yalan. Aradan 6-7 ay geçti. Bir arkadaş geldi buğdaları gübre atacakmış. Tahir amca dedi sen hacı yazılık mıydın? He Mesut dedim. Yahu dedi ben dedi.
Eğer doğruysa akşam haberlerin alt yazı geçti. Şehit ailelerini bir defaya mahsus dedi şehit ailelerini hacca gönderecekler ya. Ya Mesut ne diyorsun kurban olayım sana dedim. Senin ağzın ne konuşuyor Mesut dedim ya. Bizim burada 17 sene imamlık yaptı Ahmet Asıcı diye bir arkadaşımız var imam. O da müftülükte memur oldu sonra ben gittikten sonra. Dedim 9 olsun da şu saat Ahmet Hoca'ya bir arayayım ben dedim. Neydi bunun gerçeği doğru mu dedim ya. 9.30 olsun dedim hadi dedim biraz daha işi olsun. 9.30 oldu aradım. Ne yapıyorsun başkan nasılsın iyi misin dedi. Vallahi hocam dedim nasılsın iyidir dedim ya nasıl olsun. Günler geçiyorlar. Kayıtı da kendine yaptırdım ben. Hocam dedim böyle böyle bir durum var Mesut geldi Cemal abinin oğlu dedim. Böyle böyle söyledi dedim bunun doğrusu ne? Yahu ben seni arayacaktım dedi. Ben seni arayacaktım sen aradın dedi. Ya gözün aydın dedi. Gidiyorsun hacı dedi. Hacı oldun dedi ya gidiyorsun dedi. Hocam dedim kurban olayım senin dilin ne konuşuyor ya. Vallahi dedi gidiyorsun ya. Devlet karar aldı dedi. Arabistan'dan dedi anlaştırır kraldan. Benim işte 3000 5000 şehidim var 30.000 şehidim var. Bunları hacı göndereceğim dedi. Sen de kayıtlısın ya dedi. Seninki direkt gidiyordun dedi. Kayıt yaptırdığın için direkt seni geçiş etti. Engel yok. Sırayla göndereceklerdi ya. Sıra sıra. Biz ilk sene yazıldığımız senenin 8 ay sonra hacca gittik. Nasip oldu. Ve oğlumuzun şehadeti de bizim de kurtuluşumuza vesile oldu. Öyle bir berbat hayattan sonra bu hayata döndük. Elhamdülillah. Ondan sonra biz Türkçe ayetleri yazıyoruz. Arapça bilmiyorum ama Türkçe şey yazıyoruz. Hocamı aradım. Dedi bunu bir hocayla beraber dedi istişare ederek okursan daha iyi olur. Hacım dedi. Şimdi biz mesela Ayetül Kürsü bilmem ne işte Haç süresi bilmem ne süresi şunlar şunlar bunlar namazdadır lazım olan şeyler. Şimdi biz yazıyoruz, ezberliyoruz, okuyoruz, duvara yazıyoruz, duvardan gidip geliyoruz, o duvara yazıyorum, o duvara yazdım dükkanın oralara kalemlerden, ne o ispirtolu kalemlerden. Dışarı çıkıyorum, dışarı yazıyorum. Neyse onu takıldığım yer oluyor, gece oluyor, takıldığım yeri var ya, okuyorum rüyamda. Sabahına kadar o takıldığım yeri okumuş, bitti. Bitti. Şu beyine nasıl ya, bilgisayarı monte edersin ya bir şeyi, orada kalır. Gece melekler geliyor, okutturuyor. Sen yeter ki iste, mücadele et. Sen bir adım attığın zaman Allah sana 10 adım atıyor. Bunun engeli var mı ya? Yoktur. Bana diyorlar ki sen bu yaştan sonra nasıl becereyim bu işi? Ya ben nasıl becereceğim? Bunu beceren var, bir Rabbim var. Ben bir adım atıyorum, kendi 10 adım atıyor. Gel sen 30 tane şimdi süre okuyayım. 2 tane bir Kevser süresinden bir Fatiha süresini bilen insan. Şimdi gel sana. Öyle. Yani Allah ne diyor? Bir adım at, ben sana onu atayım. Allah-u Teala o kadar yardım etti ki, Rabbim dedim, nasip etti. Ben orada, hani benim bütün her şeyim dedim, orada gitsin. Yani Kabe'de. 2017, hacca gittim 2018'de, o karanın aşkı yakıyor yüreğimi. Çocuklar dedim, bu dükkan sizin olsun. Ben dedim, Ümre'ye gideceğim. Ya daha dün geldin, duramıyorum. Yakıyor beni. 18'de Ümre'ye gittim. 19'da yine yazıldım. Pandemi çıktı. Yine gideceğim. Her sene dedim ömrüm kifayet ettiğimde Allah orada benim canım alsın. Allah bana müsaadetim ettiyse. Bu güzelliği Rabbim bana vermişse, bu hidayete de erdirmişse ben o peygamberimi, o Kabe'yi, o beyti her sene ziyaret ederim. Etmek de dedim benim görevimdir. Oraya gittiğin zaman dünyanın en huzurlu, en bahtiyar insanı oluyorsun. Her şey Rabbim yeter ki istesin. 3 ay oldu geleli. Halen de oralardayım ben. Namaza giriyorum ya. Halen oralardayım. Uhud'dayım. Arafat'tayım. Efendim işte Mescid-i Nebeviye'deyim. Cennetül Baki'deyim. Tanzay-ı Mutahara'dayım. Oralardayım. Sahabeler, 10.000 sahabenin girdiği Cennetül Baki'deyim. Oralarda gezdim. Oralardayım. Halen de namaza duruyorum. Arafat var. Ben Hazreti Hamza benden ses verdi. Ben konuştum Hazreti Hamza'yla. Ben geldim Hamza dedim. Ben şehit İrfan'ın babasıyım. Ya Hamza. Sanki ses geldi, hoş geldin dedi. Ağladım. İnsanlar beni geziyor. Otobüse binmişler. Arkama vurdu baktım. Ne yapayım dedi ya. Hamza'yla görüşeyim dedim. Konuşuyorum. O bana ne? Hoş geldin dedi.
Tutmuşum böyle şeylerden, demirliklerden, karşıdan mezarı. Hamza'yı niye vermedi Uhud? Hep bütün orada Şiit olanları oraya gömdüler. Bir sel geldi. Hamza'yı da kaldıracaklar. Uhud dağı sallandı böyle, vermedi. Hemen geri bıraktılar Hamza'yı, Hazreti Hamza'yı. Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin ve böyle bir hidayete erme. Ben Şiit oğlum olduktan sonra böyle bir hidayete erdim elhamdülillah. Kendimi kurtardım. Bu dünyanın ne kadar güzel bir evladı. Bütün haklarımı ona helal ediyorum. İnşallah cennetinde de beraber olur, şefaatçi olur. Sizlere de, bizlere de. Tüm şehitlerimiz onlarla beraber haşr oluruz inşallah. O güzel cennette. İşte böyle. Yani berbat hayattan şehit olduktan sonra tekrar güzel bir hayata dönmemiz. Tabii ki oğlumuzun şehit olduktan sonra bizi Rabbim yardımıyla bizim dualarımızla da kabul olun. Elhamdülillah. Hala ara ara rüyana giriyor mu amca? İki defa geldi. Şimdi bir gün burada eski düzen yani hep. O zaman şeyler yok, böyle sınırlar yok. Kimse dua yapmıyor. Herkesin kapıları açık, şeyler açık, köy yerleri ya. Burada o zaman şeyler yok. Ağaçlık falan da değil. Şurada dolanıyor. O kadar güzel bir sakal, o kadar güzel bir yüz olmuşken de zaten saçları da kıvırcık, böyle kıvırcıklanmış. Saçı da bembeyaz, sakal da bembeyaz. Teni de bembeyaz, dolanıyor. Hiçbir şey konuşmadık ama. Ben burada yatıyorum, bir burada gördüm böyle. Bir de bu kar arka tarafta yine aynı yerde dolanıyor, dolaşıyor oralarda. Yine aynı sıfat, aynı kendi. Konuşmadınız mı hiç? Hiç konuşmadık. Vefat ettiklerinden haberler olmuyor ya şehitlerin. Evet. Öyle gezerken sana da göründüm demek ki. Aynen. Hiç konuş ama kendini görüyorum, geziyor böyle, hiç konuşmuyoruz. Yani sanki ölmemiş, hayattaymış gibi. Ben de hayatta, yani o normal bir hayat sürmüşüz gibi. Kendi de hayatta, ben de hayattayım, normal bir hayat sürmüş gibi. Hayatımızı devam ettiriyoruz yani, görüşümüz o. Hem bu tarafta gördüm, sağ tarafımda, hem de sol tarafımda burada bir arkadaşların havişi var şurada. Burada da şu karşıda havişte gördüm, onların orada dolanıyor. Ama o kendinin siyah saçları beyaz, kıvırcıklı, biraz şöyle sarkmış, güzel böyle, böyle. Sakalı da yine böyle abi, ama bembeyaz. Yüzü daha beyaz sakaldan. Başka birilerine göründüğü ya da onların rüyalarına girdiği oldu mu? Kızı zaten kendi şehit olduğunda 6 aylıktı. Seneyi devriyesi var. Ön tarafa çadırlar kuruluyor tamam, belediyenin getirdiler, çadırları kuruyorlar, kurdular ve çektiler gittiler. Biz öğlen hazırlığını yapıyoruz. Sabah 10 falan oldu, kahvaltımızı da yapalım. Şurada işte bu salonun buradayım, yapıyoruz kahvaltı. Şu çamlar o zaman küçük yani, öyle değil, şu kadar bir şey. Karşı görünüyor yani o çeşmenin oğlu. Şimdi bu çamlar büyük, 8 yıl oldu. Hani çamlar o zaman küçük. Karşı çeşme görünüyor ama burada kahvaltı yapıyoruz. Çadırlar da karşıya kuruluk. O çocuk orada Mayıs'ın işte 14'ü. Havalar da sıcak ya, çeşmeden oynuyor. Suyla oynuyor. Oynasını görüyoruz. O anda çocuk bir anda elini yukarı böyle kaldırdı. Baba baba diyor. Allah Allah. Ya biz ama buradan duyuyoruz çocuğu. Baba diyor, baba diyor. Anne bak baba geldi. Anne bak baba diyor. Anne bak baba. Allah Allah. Kulağımız doğru mu duyuyoruz diyoruz. Baba diyor çocuk. O da bu çocuk babayı görmedi. Babayı bilmez. Daha baba kelimesini kullanmamış hiç. Baba yok ki ortada. 6 aylıkken şehit. 12 ayda da babayı görmemiş hiç. Bu çocuğu dillendiren kim? Baba dedirttiren kim? Ya o ana kadar Mesut arkadaya dolandı. Şuradan geçti arkada. Kameraya çekiyor. Kameraya çekiyor. 5-10 saniyelik bir olay. Yani o anda artık kendi şehit mi kamerayı gördü? Ne yaptıysa çocuk bir titrem aldı. Çocuk durdu böyle. Mesut dedim, ne yaptın sen? Ne yaptın? O babasıyla görüşüyordu dedim ya. Ben o zaman işte haçtan yeni gelmiştim işte. Ne yaptın sen dedim. Babasıyla görüşüyordu ya. Babası yukarıdaydı onun da. Dedim yukarıda. Babasıyla mı? Baba diyor ya. Şu depremde şura sallanmadı dedi.
Benim bakkal dükkanım var. 7,5-8 şiddetinde burada bir deprem oldu yaşadık biliyorsunuz Hatay'da. İnanır mısın dükkanın hepsi, raflar yerde. Biz bir gün sonra dedik açalım bakalım şu çocuğun, bu şehitliğin odasını. İnanır mısınız bir baktık Allah Allah işte o gördüğünüz gibi ya sadece böyle birbirinden şey olmuş. Depremde bunların biri düşmedi. Mutfağımızda bir şey kalmadı. O dolaplar açıldı, hepsi yere kaçıldı. Bunlara bir şey olmadı oğlum bu oraya. Hiçbir şey kırılmaz mı ya Rabbim? Bir şeyler ne kırıldı, ne düştü, ne yırtıldı. Bu odaya bir şey olmadı. Böyleydi o da. Hiçbir şey olmadı. O mutfakta bir şey kalmadı. Şakır şakır halıyı biz attık. Zeytinyağlar. O dolaplar açıldı böyle depremde. Hep tabak, kaşık hepsi yedi, haşadı çıktı. Ya şu... Buraya bir şey olmadı bu odaya. Dolap da bir şey değil ki, sağlam bir şey değil ki. Açıldı, evet, kanatları tabii. Açıldı dolabın. Hepsi hırş oldu, buraya bir şey olmadı. Şu kırılmaz mı, düşmez mi ya vazo? Allah Allah. Kırılmadı. Bir şey olmadı. Ya bizim ne dolap kaldı düşmedik, ne bileyim bunlar kaldı. Ben içerideki dolap vardı, o düştü. Yani böyle ne diyorsun? Böyle dağları salladı. Böyle yani insan yürüyemiyor. Yürüyemedim. Ben dışarı çıktım, yürüyemedim. Mağaza aşağı düşüyor. Yürüyemiyor, nasıl aşağı düşüyor falan. Öyle şiddetli bir dönem. Ya bu resimler bir tanesine bir şey olmaz mı? Hepsi yerinde açtık. Ellememişik abi biz. Deplendemeli bak öyle. Aynı öyle ha. Kimse ellemeyin dedim. Sadece bak biraz böyle kayma olmuş değil mi? İçeride ne bu benim şeyler kaldı, rahmetli ne o. Ne raflar, hepsi yere döküldü. Burada bir mucize değil mi arkadaşım? Bu da Allah'ın bir mucizesi. Kardeşimin şöyle bir köpeği var. Hiç çemesi durmuyor. Ulan dedim şunu süstüre rahmetli. Ya ustadan, abi dedi, damın üstünde dedi, biri geziyor dedi. Köpek onu örüyor dedi. Allah Allah dedim. Ulan damın üstünde kim gezer rahmet dedim ya. Dışarı çıktım ben kimse. Vallahi dedi abi damın üstünde bir gölge bırak. Köpek onu örüyor. Yani şehit o gün buradaydı. Kızı da buradaydı. Hanımı da buradaydı. Onun evinden, o hastane yakın bir yerde tutmuştuk ona da. Onları da aldık geldik burada. O gün buradaydı yani bizim şehidimiz. Damın üstünde dolaşıyordu. Yani kardeşim bir mutluşan açmış. Abi dedi o İrfan dedi. Gel dedi buralarda dolanıyor. Bunlar hepsi mucize. Baktınız işte gördünüz çek resmini bak. Hiç ellemedik ha. Ah annesi ah hanım kız kaldı. İçeriden böyle bir tane içim. Koca koca binalar yıkıldı. 4-5 tane köyde bina yıkıldı ama zayiat yok elhamdülillah. Hasar çok. Bizde bir şey yok elhamdülillah. Çok şükür. Size şehit haberine ulaştırdıklarında nasıl hissettiniz? Ya nasıl anlatayım ben o anı? Yani işte bir evlat sonunda şehit bile o zaman şehit nedir? Şehit nedir? Diyorum ya işte bir elhamdülillah gayrimüslim yaşıyorduk yani. Onun makamını bile bilseydim o zaman belki öyle olmazdı. Ya şehit makamını onun da bildiğimiz yok ya. Böyle bir berbat hayattaydık yani. Evlattır tabii. Yani sadece vatan savus diyebildik yani. O da onun söylediği laf. Bunu söyle baba dedi. Başka ne diyebilirsin? Başka vatan uğruna bir evladın feda olsun. 10 tane de olsa 10 tane onu da feda olsun. Bu vatanın uğruna. Ama sonradan öğrendik şehitliğin nasıl bir makam olduğunu. Bu nasıl bir yücelik olduğunu. Tabii biz bunu da okudukça daha farklı şeyler değişti bizde. Daha farklı öğrendik. Hocalarımızdan, din adamlarımızdan ne kadar büyük bir makam olduğunu öğrenince kendimizden gurur duyduk. Ne mutlu dedik. Biz şehit babası eden Rabbime. Hamd senalar olsun. Bize bunu layık gördü. O kadar büyük bir makam. Tabii evlattır yine. Yandı yüreğin ama ne yapacağım? Vatan Ahmet gitmezse, Mehmet gitmezse, Ali şehit olmazsa, Mehmet bu vatan uğruna kim bekleyecek? Birileri bu vatanın Çanakkale'de, Sarıkamış'ta biz bunları bu memleketi kolaydan vurulmadı bu Anadolu. Her tarafı şehit kanıyla yoruldu. Çok dedelerimiz var. Bir gün avdayım dedi amcam. Avdayım dedi bir göl var. Oraya dedi hepsine yattım. Ördek gelecek sabaha karşı ona dedi sıkacağım suya. Ben bu suyum. Bembeyaz giyili biri geldi dedi. Kanatlandı adam. Abdestini aldı dedi. Çekti gitti adam. Bunlar kimler? Şehitler, Allah'ın sevgili kulları. Belki o makamda, o gölün kenarında şehit olmuş biriydi belki de. Ulan ne yapıyorsun sen dedim. Kalktım diyor.
Kendim de üflendim diyor. Daha burada oraya gidip o gölün kenarına ördeğe mi giderim diye. Orada bir şehit var diyor. Muhakkak dedi yani. Allah'ın ya sevgili bu. Ya bir şehit var. Kalkmış adam, abdest almış. O gölün suyunu. Bembeyaz gibi. Hani kolay kurulmadı. Her tarafı bu toprakların şehit kanıyla yoruldu. Bu vatan oraya mı kuruldu? Çocuklar. Çok şükür elhamdülillah bugünümüze. Elhamdülillah. Başka oğlum da şehit olacak deseler gönül razı olur muydu? Ya olmaz mı? Olmaz ama bir tane daha var, bir tane daha var. İstese onları ver desin, ver bana gönderirsin, onu da gönderirsin. Daha iki tane var, devlete feda olsun, vatana feda olsun. Biz kurulu Türk milletiyiz ya. Biz esaret altında yaşayabilir miyiz? Ha biz namussuzumuz gideceğine canımız gider. Yine bilmeyiz biz ülkemizi, vatanımızı teslim etmeyiz. Şimdi bu yaşta cihat deseler, ben koşa koşa giderim, bu yaşta giderim. Allah o güne düşürmesin. Seve seve canımızı veririz. Hem de istediğin iki tane oğlum var, ikisini de derler. Seve seve, şu anda bile hazırlar ikisi de, giderler. Bir ülke için canımızı feda ederiz her zaman. Oğlunuz buraya gelseydi, ona söylemek istediğiniz şey ne olurdu? Onun gelme şansı var mı? Bizi izliyor belki ama canlı mı gelsin? Canlı mı gelsin? Canlı gelir mi ya? Canlı göremeyiz mi? Gelir mi? Ama bizi izliyor belki şu anda. Buradadır. Belli mi olur? O kadar gururdan izliyor ki bizi. Şehit dedi. Zamanın her anda hazır ve nazırdır. Ha burada şimdi belki de. 10 dakika sonra Kabe'de. Saniye sonra Kabe'de. Buradadır zaten. Ne diyeceğim kendine? Gelebilir mi buraya? Canlı göremeyeyim mi? O bizi görüyor, izliyor şimdi. Ne kadar güzel sohbet ediyor babam gibi bak diyor. Melekler de burada. Yanımızda. Sohbetimize katıldılar. Zaten böyle güzel kelimelerde, Allah'ın isimlerinde, Esma-i Hüsna'da konuştuğun zaman Allah melekleri senin yanında zaten. Doğru değil mi? Şehit de buradadır. Gelme şansı yok. Giden geriyelim mi? Onlar zaten rızıklandırıyor Allah'ın tarafı. Her yerde onlar. Ölüm acısını bile hissetmiyor ki. Niye diyor abi bütün isteklere kabul oluyor da son isteğe kabul olmuyor? Hangi son? Diyor ki bizi dünyaya tekrar gönder. Ne yapıyorsun? Ya Celle Celle o ölüm hazını biz tekrar tatmak istiyoruz. Allah-u Teala nasıl o kadar güzel bir ölüm, yani canlarını alıyor onların ki ya. O hazı bir daha tatmak istiyoruz biz diyor. Bütün istekleri kabul oluyor ama o isteklerini reddediliyor. Nakısını bir ölümle teslimiyet onları ki ne? Tekrar o anı yaşamak istiyoruz diyor. Rabbim hepimize şehit olarak ölmeyi nasip etsin. Allah sizden razı olsun. Geldiniz, güzel bir sohbet ettik. İnşallah iyi olur. Hayalhanem hakkında görüşlerin nelerdir? Vallahi sizi ara ara izliyorum. Daha yeni yani. Bu birkaç günden beri izlemeye başladım onu. Güzel şeyleri var. Programları falan hoşuma gidiyor. Ya bundan sonra da takip edeceğim onu. Hatta bugünkü bayağı beni duygulandırdı. O şehit meselesi. Şimdi daha çok onu izlerim bundan sonra. Çok bilim, hani irfan sahibi bir çocuk. Kur'an'ın bütün ayetleriyle beraber, her şey hadisleriyle beraber anlatıyor. Birkaç şeyini izledim. Anlatma şekli de hoşuma gidiyor. Çok selam söyleyin. Gözlerinden öpüyorum kendini.